o eve, yani Yakupların işte Sevgi'nin ve Yüksellerin olduğu o eve çok sık mı girip çıkardı? Çok sık mı gider gelirdi? Onlardan uzak olduğum için fazla bilmiyorum. Soner sen biliyor musun? Abla yani sık girip çıkıyordu yani. Yani arada bir girip çıkıyordu yani. Ne kadar sıklıkta mesela? Arada birden kastınız yani ben ne? Birkaç defa da gözüme çarptı yani. Onların evine girerken. Tabii, bir iki kez sen gördün. Yani bir onda mı? Yok ki bizim kendi damımızda. Babanın oraya girip çıktığını mı gördün? Evet evet gördüm ablam. Sen sormadın baba niye bu eve bu kadar girip çıkıyorsun? Ya biz çok soruyorduk ama baba sen ne işin var burada diyorduk. Mesela cevap vermiyordu bize. O evde konuşmuyorduk fazla. O evde Yakup eşi Yüksel'le yaşıyor. Necibe Hanım yaşıyor. Necibe Hanım'la Yüksel de üvey kardeşler. Necibe Hanım bekar mı? Necibe Hanım evli bildiğim kadarıyla. Evli mi Necibe? Evet zaten biz muhatap olacağımız kere daha muhatap olmaz. Yani bakıyorum da herkes hani kusurlu ama kusursuzun peşinde. Herkes birbirinin avukatlığını yapıyor. Niye sence? Abla bilmiyorum yani bir şey mi saklanıyor? Herkes birbirinden bir şey mi yüzüyor? Mesela Gülçin bana burada da dedi ya ben 5 yıldır dayımla konuşmuyorum. Hı. Peki sen dayını ne için savunuyorsun? Hı hı. Ailenin ne için savunuyorsun? Yakup'un üvey kardeşinden bahsediyoruz o evde. Evet. Söyle Şerif. Cuma günü saat 5 gibi birileri söyledi bize. Hı hı. Gülçin annesinin ismi. Necmiye ile iki çocuğu dayısı güle gidiyorlar. Ne işi var orada? Necibe mi Necmiye mi? Necmiye. Necibe de onların kızı mı Necmiye'nin? Yok Gülçin kızı biraz Sevgi. Gülçin değil. Tam o Necibe mi Necmiye mi arkadaşlar? Ben Necmiye abla. Necmiye. O zaman tam da karıştırdık. Yukarıdaki ismisi neydi? Necmiye. Hı. Yani buradan çıktı bir ara bağlandı ya dediler işte Hogül işte kadın vücudunda para kazanıyor. Evet. Mesela onlara cuma günü çıkıp gittiler o Karasu'ya doğru gittiler. Yani abisinin evine gittiler. Madem konuşmuyorlardı dayının evine ne işi var? Çünkü dayıyla ilgili şöyle bunlar hepsi iddia tabii ki. Şöyle iddia var. Dayının da işte ve aileyle beraber işte kadınlara vücudundan para karşılığı menfaat sağlıyor. Var dayıyla ilgili. Yani, hatta dayı bu iddia, biz bunları da iddia olarak gündeme getirdik. Dayı da neden bunlar konuşuluyor? İşte benim itibarımız edeleniyor diye gitmiş hakkımızda suç duyurusunda bulunmuş. Halbuki bunları biz iddia olarak dile getiriyoruz. Bildiğiniz en ufak bir şey varsa ve Musa Bey'in kaybıyla ilgili olan en ufak bir şeyi biliyor ve bunu paylaşmıyorsanız asıl siz şüpheli duruma düşersiniz. O gün o zaman Necmiye Hanım'ın o evde ne işi vardı madem konuşmuyorlarsa? Evet biz de onu diyoruz. Ne işi var ki orada? Yani bir de sürekli karşılar. Niye bağlanmıyor? Yani susuz bir insan yani ne bileyim bağlanır kendini ifade eder. Yani o gün de günüz bağırıp çağırırdı. Mesela kullandığı kelimeler gibi biz de uğraşarak babanızı bulamazsınız. Biz de uğraşarak babanızı bulamazsınız. Tabii ki. Evet, suçsuz insanlar genelde Soner'in de dediği gibi sakin ve yalın bir dille aslında kendi ifade edebiliyor. Hı. Ama en başından beri bu olayda gördüğümüz şu. Bağırıyorlar, öfkeleniyorlar ve maalesef insanlar öyle durumlarda işledikleri bir suç, bir kabahat varsa bunu çok daha kolay zikreder. İlginç. Yani o yüzden de kapı duvar olmaları çok. Yani işlerine bir korku olduğunu tahmin ediyorum.